Narin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu sazlıkların çevresinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın dışında iki kişi daha tespit edildi. Peki merak ettiğimiz nokta o kişiler kim? Gelişmeleri başından beri takip eden ve bize sıcağı sıcağını anlatan Canan Altıntaş'a çevireceğiz kameralarımızı. Canan, yeni bir bilgi, detaylar sende, hemen seni dinliyoruz. Evet Oya Çebi, senin de söylediğin gibi yeni gelişmeler var. Bugün 38. gün narin cinayetiyle alakalı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni deliller ve tespitler var. Peki bu tespitler neler? Az önce sen de söyledin ama ben de yine yenileyim. Nevzat Bahtiyar'ın küçük Narin'i gömdüğü sırada iki kişinin daha olduğu tespit edildi. Ancak bu kişiler kimler? İşte çözünürlüğü yüksek HD kameralı üst bölgesinden edinilen o görüntüler yine TÜBİTAK'a gönderildi kapalı mühürlü zarf içerisinde. Hemen detayları söyleyelim. Bildiğiniz gibi Nevzat Bahtiyar olay günü 15.40 ile 16.30 saatlerinde dere yatağının bulunduğu bölgede aracının görülmesi ve telefonun da buradaki baz istasyonundan sinyal vermesiyle ilgili net tespitler vardı. Kendi ifadesi de vardı. Fakat hemen sazlıkları gören bir noktada yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Tavşantepe köyüne bir üst bölgesi, yakın bir üst bölgesi var. İşte o üst bölgesinin kameraları incelenmişti. Ancak mesafe uzaklığı nedeniyle tam olarak net görünmüyordu. Bunun için de uzmanlar görüntüyü daha büyüterek, çözünürlüğünü yükselterek dev ekranlarda inceleme yaptı. Bu incelemeye göre Nevzat Bahtiyar'ın küçük Narin'i gömdüğü sırada sazlıkların arasında iki kişinin olduğunu daha tespit etti. Ve bu tespit sonrasında TÜBİTAK'ın elde ettiği, TÜBİTAK'a gönderilen üst bölgesinde HD görüntü olan bu yüksek çözünürlü Şahin gözü denilen kameraların verileri bir hard diske yüklendi ve hard diskten de bir kapalı zarfın içerisine yüklenerek bırakılarak TÜBİTAK'a gönderildi. Şimdi asıl önemli olan TÜBİTAK bu görüntüleri inceleyecek. O iki kişi kim? Acaba Salim Güral'ın yakınları mı, yoksa Nevzat Bahtiyar'ın yakınları mı, yoksa köyden birileri ya da dışarıdan birileri? İşte bunların merak konusunu da yine TÜBİTAK çözecek. TÜBİTAK o kişileri belirleyecek. Bir diğer gelişme ise, bildiğiniz gibi aslında birçok gelişme var. Aynı zamanda kameralar toplanmıştı. Köyde sonrasında Narin'in kaybolmasının ardından birçok kişi kamera taktırmıştı. Bu kameraların hepsi, köydeki kameraların hepsi toplandı ve o görüntüler de TÜBİTAK'a gitti. Onlar da incelemeye alınacak. Bir diğer husus ise TÜBİTAK'ta bu görüntülerin şey hepsine Canan. 6 kişilik... Canan, şu kısmı tam evet. Anlayamadım. Bir daha söyler misin? Kaybolduğu andan itibaren mi o güvenlik kamerası görüntüleri ortaya koyuldu? Yoksa Narin'in naaşı bulunduktan sonra mı o kameralar köye yerleştirildi? Narin kaybolduktan sonra birkaç gün sonra köylüler evlerine, yine amcaları, yakınları da, evet, bütün köy halkı, hatta böyle bir haber hazırlamıştık. Bütün köy halkı teker teker evine kamera sistemi kurmaya başladı. Evin içerisine de dev ekranlardan tüm ev çevrelerini görecek şekilde ve sesli olarak kameralar kurmuşlardı. Bu kameraların hepsi, yani o tarihten ilk kamerayı kuran kişiden sonuna kadar, zaten öncesi de toplanmıştı köydeki görüntülerin. Bu kameraların hepsindeki görüntüler yine toplanarak bir hard diske yüklendi ve bu hard disklerde yine TÜBİTAK'a gönderildi. Bazı kameralarda hem görüntü hem de ses var. İşte bunların hepsi incelenecek. Tabii en önemlisi de üst bölgesindeki Şahin Gözü adı verilen o kameradaki, o kameraya yansıyan iki kişi. O iki kişi kim? Kim bunlar? Acaba gözcülük mü yapıyorlardı? Yoksa yardım mı ediyorlardı? Bunların hepsini TÜBİTAK cevaplayacak. Bir diğer önemli ayrıntı da yine bu TÜBİTAK'ta 6 kişilik bir ekip görüntüleri inceleyecek. 6 kişilik uzman bilirkişi heyeti tarafından görüntülerin çözümü yapıldıktan sonra Nevzat'ın dere yatağındaki olduğu saatte kendisine yakın noktada yer alan iki kişinin de açık kimlik bilgileri tespit edilecek. Yani yüz tanıma sistemiyle.
Ve bu ayrıntılar devam ederken bir de bildiğiniz gibi amca Salim 2 Eylül'de tutuklanmıştı. 2 Eylül'den sonra özellikle bu kameralar takılmıştı ve Narin'in kaybolduğu 8 Eylül bu aralarda kameralarını takan bütün köylülerin JASAT tarafından kameralarının görüntülerine el konuldu. Köyde arama çalışmaları zaman zaman devam ediyor. En önemli hususlardan birisi de Nevzat Bahtiyar'ın üçüncü kez değiştirdiği o ifadenin ardından olay yerinde bulunan, ahırda bulunan iki İzmarit Van kriminalde inceleme devam ediyor. Tabii birçok şey var aslında Oya Çebi. Aslında çok önemli noktalar da var ama soruşturmanın gizliliği açısından bunları söyleyemiyoruz ama önemli gelişmeler olarak tekrar edersek yine yapılan incelemede üst bölgesinde Şahin Gözü adı verilen yüksek çözünürlüğü o üst bölgesi de köye yaklaşık 2 kilometre. Köyde bildiğiniz üst bölgesi üst noktada olduğu için köy tamamen görünüyor ve Narin'in eğer gömüldüğü eğer tutmaz deresi de oldukça görünür vaziyette. Zaten köyden de eğer tutmaz deresini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu nedenle bölgenin tamamına hakim kameraların işte o görüntüler tekrar incelendi. Küçücük noktalardan o kişilerin tespitine ilişkin TÜBİTAK'tan gelecek raporlar bekleniyor. Peki, diyelim Canan, sözü size merkeze bırakalım sorunuz yoksa. Canan, şunu merak ettim. Şimdi tabii ki net bir sayı veremezsin ama en azından orada konuşulanlardan yola çıkarak ya da konuşuluyor mu bilmiyorum ama bu 6 kişilik ekip bu görüntüleri inceleyecek. O görüntüler oraya gitti ve bu görüntülerde aslında Nevzat Bahtiyar dahil orada 3 kişinin olduğunu biz öğrenmiş olduk ama kimler olduğunu bilmiyoruz. Peki ne zaman bu konuyla ilgili net bir bilgi elimize ulaşır? Yani bunun incelenmesi birkaç gün müdür, birkaç hafta mıdır, bir ay mıdır? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Açıkçası 6 kişilik ekibin destekçileri kimler? TÜBİTAK'ta tabii Narin konusuyla alakalı Oya Çebi. Tüm kolluk kuvvetleri ve delil toplama yönünde çalışan herkes 7/24 çalışıyor. Soruşturmayı yürüten 3 savcı, arkamda görmüş olduğunuz bu adliyenin ışıkları sabahlara kadar sönmüyor. Bir diğer taraftan kolluk kuvvetleri ve şimdi tabii ki hem TÜBİTAK'ta çalışmalar devam ediyor hem de farklı kurumlarda yine Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda da devam ediyor. HTS kayıtları da var bildiğiniz gibi. O raporlar da yansımıştı. HTS raporlarında yine özellikle Narin'in kaybolduğu gün, Salim Güran'ın tutuklandığı gün ve Narin'in cansız bedeninin bulunduğu günlerde de yoğun şekilde Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran, enişte Şevket Kaya bunların arasında yoğun bir ve baba Arif Güran yoğun bir trafik, telefon trafiği vardı. Bunların da çözümüne ilişkin hala aslında çalışmalar devam ediyor. Bir de şunu unuttum hemen söyleyeyim. Kameralardan aslında Narin'in kaybolduğu gün sonrası köye kimler geldi, kimler o bölgede gezdi, bunlarla ilgili de ayrı bir ekip çalışıyor. Köye yabancı kimler geldi, kimler acaba yardım yataklık yaptı, bunların hepsi teker teker araştırılıyor ve çok uzun, aslında çok büyük bir araştırma yapılıyor. Tabii ne kadar zaman sürer, soruşturmaya ne kadar yararları olacak bunların açıkçası bilemiyoruz ama Şahin Gözü adı verilen o kameradaki görüntülerin aslında o iki kişinin tespitinin yapılmasının ardından soruşturmada büyük bir rol oynayacağı, farklı kişilerin de orada olduğunun tespiti aslında biraz daha netlik kazanacak ilerleyen günlerde. Peki son bir sorum olacak. Soruşturmada tutuklanan. Son bir sorum olacak Canan, o da şöyle. Biliyorum. Şimdi Nevzat Bahtiyar ilk ifadesinde çok farklı bir ifade vermişti, biliyorsun zaten, hatırlatmaya gerek yok, aslında seyircilerimiz de çok iyi biliyor. Sonrasında yeni bulgular oldu, ortaya çıktıkça ifadesini değiştirdi, sonrasında tekrar değiştirdi. Haliyle ifadesini sürekli değiştiren bir Nevzat Bahtiyar'dan bahsediyoruz ama hep bunlar yeni bir bulgu ortaya çıktıktan sonra oluyor. Şimdi haliyle burada Nevzat Bahtiyar'ın yanında iki kişinin daha olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi alındı mı? İç kulağına böyle bir duyum geldi ya da acaba alınır mı? Bununla ilgili bir bilgimiz var mı?
Yani Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifadesini değiştirdikten sonra Salim Güran'la Yüksel Güran'ı işaret etmişti. Ondan sonrasında normalde alınması gerekiyordu. Fakat soruşturmayı yürüten savcılar gizlilik içerisinde yaptığı için bu çalışmaları açıkçası bize yansıyan bir bilgi yok. Fakat şu ayrıntı var. Bildiğiniz gibi 12 tutuklu var. Bu tutuklardan Salim Güran da önceki gece tutuklu bulunduğu T tipi kapalı cezaevinde yine aynı kampüs içerisinde aslında yine tekli hücredeydi. Ancak bu kez yüksek güvenlikli bir hücreye alındı. Burada izole ediliyor. Tutukluluk hali burada devam edecek. Yine yakınlarıyla görüşmesi, diğer tutuklularla görüşmesi de yasak. Soruşturma tamamlanıncaya kadar diğer tutuklular da tekli hücrede, televizyonları yok, iletişimleri yasak. Onlarla ilgilenen gardiyanların yaka kameraları var ve kesinlikle konuşmaları, üçüncü bir kelime söylemeleri yasak. Diyalogları neyse yemek getirdik bu kadar. Başka bir diyaloğa girilmeyecek diye bir karar alındı. Kesinlikle 12 tutukluyla alakalı Darin Güran cinayetiyle tutuklu bulunan kişiler tutukluluk halleri soruşturma tamamlanıncaya kadar hiç kimseyle görüşmeyecek, hiç kimseyle diyalog kurmayacaklar, yakınları da onları ziyaret edemeyecekler, birbirleriyle de görüşemeyecekler. Yani şunu anlıyoruz basından da herhangi bir bilgi edinip buna göre yol haritası izlemesinler, buna göre bir ifade ortaya çıkarmasınlar diye bütün iletişim yasaklanmış anladığım kadarıyla. Evet, çünkü ifadeler değişiyordu. Buna göre farklı yöntemler alınıyordu. Bu nedenle soruşturma kapsamında böyle bir karar alındı. Salim Güran aslında şu anda hepsinden daha farklı bir konumda. Yüksek güvenlikli izole bir hücrede tutuluyor. Kesinlikle onun iletişimi diğerlerine göre daha durumda. Daha hiçbir şekilde görüşme yapılmayacak durumda. Yine aynı kampüs içerisindeler ama o yüksek güvenlikli alana alındı. Bir taraftan da olayın sansasyonelliği var bildiğiniz gibi. Diğer mahkumlarla kesinlikle karşılaşmamaları için özellikle koridorlardan geçişleri sırasında bile tüm kapılar kapanıyor. Çünkü Narin Güran cinayetiyle alakalı toplumsal bir öfke var. Bu öfke sonucu olası bir olaya karşı da yine tutuklu bulunan 12 tutuklunun da özel olarak koridorlardan geçildiği, kimseyle kesinlikle karşılaşmamaları konusunda önlemler alındığını söyleyebiliriz Oya Çebi. Peki Canan Altuntaş, yine her zaman olduğu gibi bize çok çok önemli ve sıcak bilgileri paylaştın. Teşekkür ediyoruz sana.